Ben tatlı olayını anlayamadım pek. Tatlı olayını ben anlatayım mı? Anlatamadım mı ben? O güzel anlattı oysa ki. Şimdi sen bana ne demek istiyorsun? Orayı beyazlığı gördün mü Yağnur'un beyazlığını? Hı-hı. Bütün oklar Yağnur'a. Olumlu olumsuz bütün oklar Yağnur'a. Çok sevindim mesela. Sonra neydi? Kayınvalidesinde de hiç ok yok, bembeyaz. Nötr. Tertemiz Nötr. Bir sayfa. İşte bir şey söyleyeceğim. Herkese eşit derecede davranıyor. Kadar eşitlik da değil o işte. Eşitlik hayatı. Yok canım. İnsanın hayatında iniş çıkışı olmalı bence. Olmaz. Tabii ki de iniş çıkışlar var. Sen de yaşadı. Hani böyle tek kaşını falan kaldırdı ya. İniş çıkışlar oldu ama benim kayınvalidem hayata pozitif baktığı için hepsini seviyor burada. Bütün gelinleri peki, de çok seviyor. Mı? Ama ben sorarsan, şey bana sorarsan hangi gelini daha çok seviyor? Bana göre Ezgi'yi daha çok seviyor. Ben de biliyorsam kayınvalidem ama herkesi sever zaten. Ama bana göre Ezgi'yi daha çok seviyor. Benden değil ama. Ben de öyle hissediyorum. Hı-hı. Benden değil ama seni... Yani biz ayrıyetten de konuşuyoruz, otelde de konuşuyoruz. Diyor yani, hanım kadın diyor, hanım kız diyor. İlk geldiği gün mesela işte Reyhan Hanım'dan bahsederken işte gelininden güzeldi. Mesela ben kayınvalidem de o anekdotları yaşıyorum yani. Mesela Rümeysa'ya da çok güzel diyor ama hani burada adlandırdığımız gibi Rümeysa'yı adlandırıyor. Ama bu onu sevmediği anlamına gelmez. Benimki hepsini peki sever. Peki bütün oklar senin üstüne toplanıyor. Evet. Hiç önemli değil. Olabilir. Üzerime gelebilir. Yeri gelmiş bu sadece ben ilk yarışmacı değilim. Daha önceki yarışmacılar bazen Ezgi'nin üzerine gelmişler. Ezgi'yle konuştuk. Bazen Rümeysa'nın üzerine gidilebilir. Benden sonrakilere gidilebilir. Benden öncekilere. Önemli olan bu okları karşı tarafa doğru bir şekilde anlatabilmek. Karşı taraf bunu anlar anlamaz o ayrı. Ama olabilir. Onun içerisinde sevgi okları da vardı. Yani Reyhan teyzenin beni sevmesi vardı. Bir tek Songül teyze beni sevmiyordu anladığım kadarıyla. Öyle niye? Diye duydum. Niye şaşırdım. Söyledi? Songül teyze sevmeme olayına şaşırdım. Nereden çıkarıyorsun? Öyle dedin. Songül sevmiyor dedim. Böyle ok yaptın ya. Şimdi senin öyle ani çıkışların, fevri hareketlerinden hoşlanmıyor. Yükseltiyorsun insanı o yüzden. Bir sorsana Taylan niye tahtada böyle bir şey yaptın diye. Sana? Evet, evet soruyorum zaten. Onu sordum zaten. Tamam, ben sana söyleyeyim. Çünkü tamam. Arkadaşlar... Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorlar. İşitsel değiller, görseller. Ben de görsel olarak anlatmak istedim. Anlamıyorlar. Yani Yağnur bütün enerjiyi üstüne çekiyor. O belki de bilerek yapıyor da tartışılır. Ama yani herkesi yükseltiyor. Ondan sonra da seviyorum, sevmiyorum. Kayınvalidem herkesi seviyor, sevmiyor. Göreceğiz kim kimi seviyor, kim kimi sevmiyor. Göreceğiz. Ne diyorsun bu iddiaları? Yükseltiyor musun insanları böyle? Ya ben yükseliyorum. Genelde insanları yükselttiğimi düşünmüyorum da insanlar başta benim üzerime geliyor. Ben yükseliyorum ve ben yükselince karşı tarafta otomatikman korumaya geçiyor. Kendini anlatmaya. O da yükseliyor. Birlikte yükseliyoruz. Bana bulaşmasınlar ya. Bana benim üzerimden yürümesinler. Ben de yükselmeyeyim. Ben yoksa şeker gibi bir kızım yani. Ezgi sen ne düşünüyorsun? Ay ben hiçbir şey düşünmüyorum Taylan. Ezgi neden? Bugün uykusuz, yorgun, onu mazur görün. Aynen. Aynen. Çocuğun hiç bana uyumamış. Bir şey sormayın o yüzden. Çocuğun kreşe alışıyor, oryantasyon süreci, uykusuz. Evet, Rümeysa 12 getirdi sana. Aynen 12 getirdi. Getirdi Rümeysa getiriyor, götürüyor. Getirsin. Cevabını alıyor. Dün ben 20 getirdim diye getirdim dedi. Gayet doğal dedi. Dün ben 20'yi kapattım diye getirdim dedi. Gayet doğal dedi. Ben kendisine 20 getirmesini de fazla buldum. Çünkü burada zaten bu sürekli konuşuldu. Bu kadar böyle bunları dile getirmek, yani ben de haftanın ikinci hafta 5 bilezik aldım. Bu da bir başarı. Ben bunu dile getirmedim. Burada konuşulmadı bu. Mesela 20'yi koydu diye bunu şov olarak gördüm. Fikrimi söyledim. Ama ikinci haftadan 5 bilezik alabilirsin ki. Bunda bir şey yok ki. Bak ben diyorum ki sana, ben 4 ay yarıştım burada. Şu anda geldim ikinci hafta. Ben hiç 20 tam puan almadım mesela. 19 puanda kaldım. Bence bu çok iyi bir başarı. Hani bence 20 çok, çok güzel bir şey. Tabii ki de 215 bölüm oldu. Yani 214 bölüm oldu. 2 tane var sadece. 20 yani. Çok güzel ama ben o puanlamayı da izledim. Evet denk geldiğini düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle alındı. Öyle, evet öyle ya da böyle alındı ama o puanlama yaparken de kayınvalidelerin yorumlarını dinledim. Ama beğendi. Mesela evet beğendi. Hepinizin yemeği güzeldi dedi. Hepiniz iyiydiniz. Bizim köftelerimiz kalındı. Evet ama aynı mesela senin kayınvalide ona şey dedi hani rastgele verdim Rümeysa'ya denk geldi diye böyle bir yorum yaptı. Ya bakın bu değil kıskançlık konu. Kıskançlık var mı? Bu değil konu. Onlar öyle düşünüyorlar da ben hayatım boyunca kimseye kıskanmadım. Yineliyorum. Ben kıskanmadım. Takdirde ettim. Kıskansam ben küçük altını aldım da sen burada yoktun bir alkış bile yapmadı. Yapmak zorunda değil. Yanlış anlamayın. Bundan da bunu çıkarmayın. Yapmak zorunda değil.
yapmadı, bir hayırlı olsun demedi. Bilezikleri aldığında da aynı şeyi yaptı. Ama ben ona en yüksek hallerimizde bile, hem içeride hem dışarıda konuşmazken bile takdir ettim, aferin dedim, güle güle kullan dedim. Onu bile burada söylemek için yaptın dedi. Onda bile art niyet aradı. Ben kendisini bazen art niyet düşünüyorum. Yani yaşı ufak olduğu için de olabilir ya da yapısı da o olabilir. Ben böyleyim de diyor. Saygı da duyuyorum. Ben hareketini şey gördüm ya, o 20'yi şov olarak gördüm ve kapattım yani. Sence bir kıskançlık var mı Sine? Tabii canım, bariz. Ben 20 puan alacağım da gelecek. Niye ben gitmedim? Yağnur gitti, bariz kıskanıyor ya. Çatladı böyle, çatırt gitti yani. Peki bugün 12 getirdi şeyde. İyi yapmış. Mesela. İyi yapmış. Hoşuna mı gitti? Evet, çok eğlendim. Ben eğleniyorum. Benimle ilgili olan her şey Sinacığım, eğleniyorsun ya. Ya görüyor musunuz ya? Bak sonra diyorlar ki bana, sen herkesi yükseltiyorsun, sen herkese yükseliyorsun. Benimle olan her şeye seviniyor. Eğleniyorum. Ben objektifim diyor. Burada en objektif benim. Bir de Ezgi diyor. Ezgi'yi tartışmıyorum. Ben de Ezgi'nin objektif bulduğum çok yönü var. Yeri geldi söyleyeyim. Onu söylüyor. Arkadan diyor ki eğlendim. Ama Rümeysa'yla alakalı bir şey olduğu zaman Yağmur Rümeysa'nın üzerine çok gidiyor oluyor. Ya izleyenler görsün. 12 getirdin ya bugün. Onu konuşuyorduk. 20'm kapatıldı. Yani Yağmur'un matematikle ara sıkıntı herhalde. Böyle sayı görünce bir şey oluyor. Ya kapatıyor ya sinirleniyor ya geriliyor. Aram çok güzel. Güzelmiş ama sayısını daha fazla değilsin. Görmek ondan istemiyor herhalde. Anlamıyor. Kıskançlık var mı sence o 20 olayında? Yani şimdi tavırlarına baktığın zaman çok görmeme gerek yok bence. Tabii. Anlatmaya gerek yok. Rümeysa bak, matematikle arası iyiymiş. Demek ki sayılarla arası iyi. Sözel anlattın mı anlamıyor. Şimdi sen anlatın anlamıyor. Sayısal puanı kapatıyor. Neyle kızaran iyi senin? Neyle iyi? Benim aram herkes de kötü. Bütün oklar benim üzerime geliyor. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Siz merak etmeyin. Anlatın böyle kendiniz. Anlıyorum ben sizi. Geceler mavi. Yiyenlerden biliyorum. Hangi çizgi filmi bu? Şeffaf Bey'den de bir mesaj geldi. Evet. Gayet güzel bir sürpriz. Ya benim eşim öyle bir adam. Yapar yani. Ben alışkınım onun bu ya evde de yapar. Aniden bir video gönderir, açarım. Benden daha romantik dedin hatta, değil mi? Evet ya, ben de tamam mesela hiçbir tarihi unutmam, hiçbir özel günü atlamam. O hiç atlamaz. Bayılıyorum. Ama böyle hani ara ara sürprizler onda daha çok. Daha bir tık daha yukarıda. O da benim çok hoşuma gidiyor. O da biliyor benim hoşuma gittiğini. Her zaman yapar ya. Bir çiçek gönderme demişsin sanırım. Evet demedim. Bir çiçek gönderme. Daha önceki programların bu olumsuz deneyimlerini izlediğim için pembe ayı mevzusu travma yarattı bende. O yüzden o da Yağmur'da. Aynı şeyi yaşamak istemedim. Gerek yok ya, ben hani bir çiçek... Üzüldün mü orada yaşadıklarını? Senin için üzüldüm, doğru, ama Cansu'nun o söylemine de çok güldüm. Yani Yağnur çok güldüm. Şey demişti herhalde. Motive etmesi gerekiyor. Gazla çalışıyor Yağnur herhalde. Eşi de ona ayı göndermiş. Böyle gazlıyor dedi. Ben çok güldüm ona. Yani çok komikti ama sana o anda üzüldüm. O duruma ben de düşmemek için getirmedim. İstemedim. Peki beni kıskandılar mı? Senin... Orada. Kesin. Ben orada öyle söyledin ya. Söyledim. Kesin. Ya diyorum ya, senin 20'ye yaptığın müdahale, sana gelen hediyeye yapılan, Allah aşkına gittin çat kapattın ya, görmek bu ne demek biliyor musun, beden dili, ben bunu görmek istemiyorum. Tahammül edemiyorum. Tahammül yok. Ama tekrar kaldırdı, tekrar gördüm, yemeğe mi odaklandı? Ne yapalım, sürekli sen indir, ben kaldır mı yapalım? Demek ki yine yani, yükselmiş, yapmak istedim diyor, yaptın diyor, yani yükseliyor, yapıyor. Bana karşı sürekli damarıma basıyorlar, sürekli üzerime geliyorlar. 20 senin nerene ben bastı? De kendimi anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum. Hani diyorsunuz ya, anlamıyorlar diyorsunuz ya. Bazen benim karşımdaki insan da anlamıyor çünkü o anda konuşuyor. Kendini anlatmak istiyor. Hani ben de yükselebiliyorum. Evet yükseliyorum. Yükseldiğim doğru. Ama ben yükseltmiyorum. Beni yükseltiyorlar. Anladın mı canım? Hani okla hep benim hani üzerime ya. 20 dedim gel kapat diye. Yirmiyi gel, ben sen kapat mı dedim? Sen demedin. Bak ihtimal bir şeyler diyor, anlamıyorum. Sen demedin. Sen demedin canım. Sen demedin.